Ama uzun şarkıymış ha. Yani bu şarkıyı da filmin yönetmeni mi yaptı acaba? Ne oldu? Sus ve dans. Hadi canım. Hadi. Susamıyorum çünkü bugün 3 saat 25 dakika boyunca sustum. Konuşamadım. Ben hayatımda hiç o kadar susmadım biliyor musun? 3 saat 25 dakika ya. Ya iyi ki bir film okumasına gittin ya. 3 saat 25 dakikadır konuşuyorsun. İyi de bugün ama... Ana! Maç! Maç vardı bugün! Bak neyi hatırlayacağım diyorum, hatırladım. Bu film tabii o kadar böyle beynimin içine işledi ki maçı unuttum. Hemen hemen söndü şunları. Ha? Ben maç seyredeceğim. Ben ne? Ben rakiat çekmem. Çek, çek hemen. Hemen çek. Çabuk. Bir dakika. Ne yazıyor? Şu anda eşin ne yapmak istiyorsa onu yap. Ne yapmak istiyorsa. Maç izlemek istiyorum. Şimdi şunları falan söndür. Televizyonu aç. Ben formamı giyip geliyorum. Nasıl unuttuk ben? Bende hata. Bende hata. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özlem börek yapmıştı, size de yolladım Meltem Hanım. Haluk Bey sever. Teşekkür ederiz, sağ olsun. Alayım ben. Aa, maç mı seyrediyorsunuz Haluk Bey? Evet, Beşiktaş'ın maçı. Rakip kim? Göztepe, sağlam takım. Yemek hazır olana kadar ben de izleyeyim efendim. Çok sıkıldım evde. Tabii buyurun buyurun. Haluk da mutlu olur. Haluk'cığım, bak Özlem Hanım börek göndermiş. Çok güzel. Haydi Yasin be! Öztekin efendim, Galatasaray'dan transfer. Sen Göztepe'li misin? Yok efendim, ben Galatasaraylıyım. Ama bu maçta renklerinden dolayı Göztepe'yi tutuyorum. Buyurun börek yiyin Haluk Bey. Özlem elleriyle yaptı. Siz börek yiyin, Karius golleri yesin. Haluk. Karius şu yakışıklı sarışın çocuk mu? Hani sizin kaleciniz. Evet, kalecimiz. Ama yakışıklı mı değil mi bilmiyorum. Ben o gözle bakmadım. Ya nasıl bilmiyorsun Haluk? Bayağı yakışıklı, baksana. Kıvanç Tatlıtuğ'a benziyor. Efendim, kendisi manken olacakmış da son anda kaleci olmuş. Sen konuşacak mısın yoksa seyredecek misin? Konuşacaksan git. Seyredeceğim efendim. Haluk. Ha. Ben bir söyleyeyim sana. Sizin bu kaleciye her an bir film teklifi falan gelebilir. Evet, gelebilir efendim. Belki bir sanat filmi gelir. Ne dersiniz Haluk Bey? Siz bayılırsınız sanat filmlerine. Pardon? Evet Haluk Bey. Siz bugün film okumasına gitmişsiniz. Çok samimi bir arkadaşım fotoğraf paylaşmış. Oh, bir de ne göreyim? Haluk Bey en ön sırada fosur fosur uyuyor. Hayır efendim, madem uyuyacaktınız niye gittiniz? Boşuna sıra işgal etmişsiniz. Yalan mı söyleyeyim efendim? Sertaç Bey, eğer 2 cümle daha kurarsan ben seni derin uykuya sokacağım, ona göre. Maç seyrediyorum burada. Çok ayıp ama. Bak Sertaç Bey burada seninle beraber maç izliyor. Bir şey azıcık sohbet etmeye çalışıyor. Yani niye böyle davranıyorsun? Ya konuşmasın. Sürekli Beşiktaş'ı eleştiriyor. Ya alt tarafı bir maç. Niye bu kadar sinirleniyorsun? Ne desem suç oluyor Meltem Hanım. Film eleştirisi yapıyorum suç. Maç kritiği yapıyorum suç. Buraya. Kalk kalk kalk. Kalk hadi. Efendim. Hadi. Efendim, hoca daha son düdüğü çalmadı. Nereye gidiyoruz? Senin için çaldı. Hadi yürü. Meltem Hanım, peynirli börek de var sizin için. Yiyin mutlaka. İyi akşamlar efendim. Öldürecektim ya. Tamam. Dur.
Bilmiyor musun neler diyor ya Beşiktaş'la ilgili? Öldürecektim bunu. Ağzını yüzüne kayacaktım bunu. Tamam da hadi bak maçını seyretse. Bak bak bitmedi daha maç. Hadi bitmedi. Ah ne kızım ya. Bir vuracaktım buraya. Yığacaktım vallahi. Bak el titremeye başladı ya. Bak. Yok yani dün beklediğim Beşiktaş yoktu abi sahada. Evet tamam. Tamam hadi görüşürüz. Hadi eyvallah. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım Haluk? Sen telefonla konuşuyorsun. Benle ilgilenmiyorsun. Çok sıkıldım. Ben de kendimi story çekiyorum. Bir de Tuna'ya o kadar laf edersin. Şu haline bak. Ama çok eğlenceli bak. Bak bak. Ay sakin sakin hareketler. Bunlar bir dakika dur. Şunlar şu şu şu. Bunlar tavşan kulağı. Sana da yapayım bak. Hayır 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 sakın ha. Hiç sevmem öyle şeyler ha. Efendim dar gömlek. Alo. Ha? Haluk abi. Ya Haluk abi sen ne demişsin ya? Beşiktaş'a laf etmiştir resmen. Sen nereden duydun bunları? Abi Meltem Hanım'ın storiesinden duydum. Sadece ben duymadım abi. Bütün camia duymuş. Ortalık çalkalanıyor. Yani taş fırın Haluk bile Beşiktaş'ın kötü oynadığını kabul ediyor diye konuşuyor herkes. Nasıl duydun, nasıl duydun? Abi Meltem Hanım'ın storiesinden duydum. Meltem Hanım evde story çekmiş. Arkada da net bir şekilde senin sesin geliyor. Senin bu eleştirilerin geliyor. Kapat. Kapat. Ha, abi bak hemen bir düzeltme paylaşımı yap. Yani yanlış anladınız beni falan diye olaya bir açıklık getir. Vallahi rezil olduk camiaya, rezil olduk ya. Kapat. Ne oldu Haluk? Şu son paylaşımını açar mısın? Açayım. Dur şunu kaydedeyim. Bak bak. Son paylaşımını açar mısın? Tamam Haluk açıyorum ya. Ya of ya rezil oldum ya. Ya, ya bunları kimse duymaması gerekiyordu. Ya insan bir bakar etrafına durum uygun mu değil mi diye öyle zırt diye story motoru çekilmez mi ya? Bak ben etrafımda uygunsuz bir durum olsa zaten story çekmem tamam mı? Allah Allah. Burası benim evim tabii ki istediğim gibi story çekeceğim. Ya kimse duymaması gerekiyordu. Etrafa rezil olduk yani. E o zaman sen de ben story çekerken kimsenin duymaması gereken şeylere biraz dikkat edeceksin. Söylemeyeceksin Haluk'cum. Hasbinallah ya. Böyle tutuyorsun telefonu. Belki de bir şey okuyorsun. Ben nereden bileceğim senin story çektiğini? Haluk ben bir şey okurken böyle ağzımı açıp kapatıp kaşlarımı kaldırıp kafamı mı sallıyorum? Gene garip garip bir şeyler yapıyor dedim. Okurken herhalde bir falan yapıyor diye düşündüm. Nereden bileyim story çektiğini? Ya rezil olduk ya etrafa. Hasbinallah ya Rabbi ya. Story çekiyormuş ya. Dikkat et canım Allah Allah. Bir daha bu evde story çekilmesini yasaklıyorum. Allah Allah. Story çekmeyi yasaklıyormuş. Ne demek yasaklamak canım? Sen kendi konuştuklarına dikkat et bir kere. Hacı abartıyorsun Haluk. Abartmıyorum. Herkes duymuş Beşiktaş hakkında söylediklerimi. İyi olmuş, iyi bir şeye vesile olmuşsun. Böylece herkes senin fikirlerini öğrenmiş olmuş. Lütfen siler misin şu paylaşımı hemen? Siler misin hemen? Ha, tamam sen. Ay ne güzel bak bir sürü insan da izlemiş ya. Siler misin? Haluk, bir bak bakayım bana. Ya hadi çekip durma. Ne olur, ne olur bir bak. Bir kere bak. Bir kere, bir kere. Hayır. Oğlum, tavşan tavşan yapıyorsun, yapma. Doğrucu Bey geldiler. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk, merhaba. Sizi tebrik ederim Haluk Bey. Hangi konuda? Beşiktaş hakkındaki fikirlerinizi tüm dürüstlüğünüzle paylaşmışsınız. Zaten dün akşam bana yalan söylediğinizi anlamıştım ben. Yalan ha. Ben yalan söylemem. Efendim, yok Beşiktaş taş gibi takım, yok Beşiktaş çok iyi takım dediniz.
Sonra Meltem Hanım'ın storiesini izlediğimde bütün düşüncelerinizi bir bir sıralamışsınız. Hatanın neresinden dönseniz kârdır. Ben yalan söylemedim. Bu gayet normal bir şey. Nasıl normal efendim? Dün akşam maç izlerken gözümün içine baka baka yalan söylediniz. Sertaç Bey, bizde kol kırılır, yen içinde kalır. Beşiktaşlı dostlarımla Beşiktaş'ı eleştirebilirim. Şöyle oynasalardı daha iyi olurdu, böyle oynasalardı daha iyi olurdu. Hoca keşke şu oyuncuyu daha erken oyundan alsaydı diye. Ama Beşiktaş'ı seninle tartışmam ve eleştirmem. Yalan söylersiniz yani. Sertaç Bey, Haluk biraz böyle gergin ve yorgun, şey mi etseniz acaba? Peki Meltem Hanım. Dünkü böreği yediniz mi? Yedim, çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Beğendiyseniz getireyim gene. Özlem iki tepsi yapmış. Sağ ol. İyi günler efendim. İyi günler. Görüyorsun değil mi ne yaptığını? Millete rezil ettin beni. Milletin ağzına sakız olduk. Allah Allah, sanki yorumları yapan benim ya. İlgilenseydin benimle o zaman. Bırakmasaydın beni tek başıma orada böyle 40 saat telefonla konuşup. Ne yapayım, canım sıkıldı. Beşiktaş'ı ona yedirmem. Tamam canım, ben de bir şey demedim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, ayrı düğüm tutar.